Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 9. sınıf ara tatil tarih tekrarına hoş geldiniz. Burada 1. 2. ve 3. ünite ile alakalı kısa bir tekrar yapacağız. Aynı zamanda sorular çözerek sizlerle çok güzel böyle bir tekrarı sağlamış olacağız. Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Şimdi 1. ünite tarih ve zaman bizim için bu ünitede mutlaka bilmemiz gereken bazı kavramlar var ki o kavramlardan biraz bahsedelim. Bir defa tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini görmemiz lazım. Şimdi tarih eski insan topluluklarının yer zaman göstererek burada sebep sonuç ilişkisi içerisinde onların her türlü faaliyetini bize gösteren bir bilim dalı olacaktı. Tabii bunu gösterirken tarih birçok diğer bilimden de faydalanacak. Mesela yazı öncesi dönemin özellikle aydınlatılması açısından kazı tekniğini kullanan arkeoloji tarihin kullandığı önemli bir yardımcı bilim dallarından biri olacak. Yine eski insan topluluklarının biyolojik, kültürel ve sosyolojik yapısını inceleyen antropoloji de yine tarih için oldukça önemli. Zaman kavramı kronolojinin, para bilimi numizmatiğin, dil bilimi burada filolojinin, yine eski her türlü yazıların incelenmesinde paleografyadan herhalde daha çok böyle armaları epigrafide ise kitabeleri inceleyecektik. Demek ki insan ürünü olan birçok unsuru farklı bilim dallarından faydalanarak inceleyeceğiz. Ve tarihi özellikle ışık tutarak böyle günümüzde daha iyi anlaşılır bir seviyeye getirmeye çalışacağız. Aynı zamanda zaman ve takvim kavramlarını bu ilk ünitede özellikle bilmemiz gerekiyor ki bu zaman ve takvim kavramları içerisinde Türklerin kullanmış olduğu takvimler oldukça önem arz edecek. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde hazırlanan Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak kabul eden ay yılı esaslı bir takvimdir. Miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumunu milat olarak yani sıfır olarak kabul eden güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır ki biz hicri takvimi 1926 yılından itibaren resmi yürürlükten kaldıracağız. Sadece dini günleri belirlemede hicri takvim kullanacağız. 1926'dan itibaren ise ülkemizde miladi takvim kullanılacaktır. Türklerin en eski takvimi olan 12 hayvanlı Türk takviminde ise her yıl bir hayvan adına denk gelebilecek şekilde hazırlanan güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Celali takvimine gelecek olursak bu ise Büyük Selçuklar döneminde hazırlanan güneş yılı esaslı bir takvim olacak. Rumi takvim ise Osmanlı Devleti zamanında hazırlanan yine güneş yılı esaslı bir takvimdir. Şimdi Selçuklular veya Osmanlılar Celali ve Rumi takvimler kullanacak. Ancak esas kullandıkları takvim Hicri takvimidir. Peki neden bu takvimleri de kullanmak zorundalar? Çünkü uluslararası ticarette o devletlerle entegrasyonu sağlamak açısından ilaveten bu takvimleri de kullanacaklar. Onu da yeri gelmişken ifade edelim. Evet, bunlar bizim üniteleri de bilmemiz gereken önemli kavram ve hususlar olduğunu dile getirdik. Şimdi sorularımıza geçelim ve sorularla şöyle bir tekrarımızı yapalım. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin parçadaki bilimsel yöntemi takip eden bir tarih araştırmacısının soruları arasında yer alması beklenir? Olumlu soru kökü bakalım. Tarih araştırmaları ve yorumlarında usul çok önemlidir. Tarihte olay ve kahramanlar kendi dönemlerinin şartları içinde ele alınır. Bu yolla daha objektif sonuçlar elde edilir ve kahramanların rolleri daha iyi tespit edilir. Böylece her şey yerli yerine oturtulur, değerlendirme ve kıyaslamalar daha sağlıklı yapılır. Tarihçi bu tarzdaki bilimsel usul sayesinde yargıçlık değil, araştırmacılık yapmış olur ve sağlam muhakemelerle oturaklı sonuçlara ulaşabilir diyecektir. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin parçadaki bilimsel yöntemi takip eden bir tarih araştırmacısının sorular arasında yer alması beklenir? Bakın bu soru bilimsel bir soru olacak. O açıdan bakacağız. Şimdi A seçeneğine başlıyoruz. Diyor ki eski Türkler göçebe yaşamayı tercih edeceklerine Çinler gibi yerleşik yaşasalardı şu anda medeniyet seviyemiz nerelere ulaşırdı acaba? Bakın ucu açık bir soru. Yani tarih varsayımlara göre hareket ettirilemez. Varsayımlardır. Bilimsel bir soru olamaz. Burada bir varsayım var. İslam öncesi dönemdeki Türklerin yaşam tarzının günümüzdeki Türklerin yaşantısını bile etkilemiş olabileceğine dair hangi örnekler verilebilir denilecek? Bakın burada olabilir bu dursun. Abdülhamit Han halifeliği dinlendirip durmak yerine her şeyi askeri güçle halletse daha iyi sonuç alamaz mıydı? Keşke yapsa olsa tarzında ifadeler yine bilimsellik katmaz. Metehan gibi kudretli bir hükümdar bir donanma kurmayı neden düşünememiş ki? Bak yine
burada tamamen bir koşul içeren ve varsayım içeren bir ifade olacak. Yine bilimsel değil. Hazreti Ali İstanbul'dan da uğraşacağına Hazreti Ömer gibi fetihlerle yönelseydi daha iyi olmaz mıydı? Ya kime göre daha iyi, kime göre daha kötü olurdu? Veya bunun unsuru neydi? Bunları biz buradan çıkaramayız. Bu yüzden bu da varsayıma dayanır. Ancak İslam öncesi dönemdeki Türklerin yaşam tarzının günümüzdeki Türklerin yaşantısını bile etkilemiş olabileceğine dair hangi örnekler verilebilir derken burada verilecek örnekler bilimsel metin ve onlara dayalı örnekler olabilir. Bu yüzden bu bilimsel yöntemi takip eden bir tarih araştırmasının soruları arasında yer alır. Bu yüzden B seçeneği sorumuzun doğru cevabını oluşturacak. Evet, ilk sorumuza baktık, ikinci sorumuza gelelim. Hicri takvim kullanan devletlerden Büyük Selçuklu Devleti'nin Celali takvimini ve Osmanlı Devleti'nin Rumi takvimini bu Hicri takvimin yanı sıra kullandıkları görülmektedir. Sözü geçen devletlerin ikinci birer takvim daha kullanmalarının nedeni bize sorulmuş. Bakın sen Hicri takvimi kullanıyorsun. Peki ne oldu da ikinci bir takvimi kullanmak zorundasın? Halbuki az önce giriş kısmında bundan bahsetmiştim. Bakalım aklınıza kalmış mı? Ayılı esaslı takvimi terk etmek istemeleriydi. Hayır. Ayılı esaslı takvimle beraber de zaten kullanacaklar. Bu bir amaç değil. Güneş yılı esaslı takviminin yeni icat edilmiş olmasıyla diyecek. Şimdi burada güneş yılı esaslı takvim yeni mi icat ediliyor? Hayır. Belki burada hicri takviminin öncesinden, belki de değil daha doğrusu. Hicri takviminin çok daha öncesinden zaten kullanılan takvimler doğal olarak bu da yanlış bir ifade. Türk olmayan uygarlıkların miraslarından uzak kalınmak istenmesiyle diyecek. Bu da yanlış bir ifade. Çünkü zaten hicri takvimde burada bir Türk takvimi değil. Ekonomik işleri düzenlemede güneş yılı esaslı bir takvime ihtiyaç duyulması. Bakın en başta size bahsettim ya. Hani biz miladi takvimi veya güneş yılı esaslı bir takvimi, ona benzer takvimleri ne için kullanmak zorundayız? Çünkü dünyada geniş şekilde bu güneş yılı esaslı takvim kullanılacaktır. Bu yüzden bu takvim ekonomik işleri düzenlemede, ticari ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde oldukça önem arz edecek ve kullanılması gerekecektir. Dini açıdan önemli olan gün ve gecelerin güneş yılı esaslı bir takvimle belirlenmek istenmesi diyecek. Halbuki dini açıdan önemli gün ve geceleri biz hicri takvime göre belirliyoruz. Bu da yanlış bir ifade oldu. Evet, bu şekilde de bunu görmüş olduk. Devam edelim. Yukarıda tarihe yardımcı olan seçeneklerdeki bilimlerin hangisinden söz edilmemiştir diyecek. Bakalım. Eski yazıları inceler. İnsan haklarını inceler, devletlere ait armaları inceler ve yer altındaki eski kalıntıları inceler diyecek. Bakalım sırasıyla bunlara. Şimdi eski yazıları inceleyen bilim dalı burada paleografya olacaktır. Bu bizim için E seçeneği oldu. E gitti. Paleografyayı gördük. İnsan ırklarını inceler. İnsan ırklarını, onların kültürel çeşitliliğini, biyolojik kültürelliğini, toplumsal değişim sürecini inceleyen bilim dalı hangisi olacaktı? Bu da C seçeneğindeki antropoloji olacaktı. Antropoloji de gitti. Devletlere ait armaları inceler diyecek. Armaları inceleyen hangisiydi ifade etmiştim? Herhaldelik olacaktı. Yani buradaki B seçeneği. Bu da gitti. Yer altındaki eski kalıntıları inceler. Kazı tekniğini kullanan hangisi oluyordu bu? Arkeoloji de oluyordu değil mi? Arkeoloji de böylece gitmiş oldu. D seçeneği boşta kaldı. Epigrafi neydi? Daha çok kitabeleri inceleyen bir yan bilim dalı olacaktı. Tarihe yardımcı. Evet, devam edelim. Tarih bilinciliği olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyecek. Bakın tarih bilinci için düşüneceğiz. Bir defa milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yine tarih bilinci, birinin gerek sosyalleşmesinin, gerekse kendi yaşam deneyiminin etkisiyle tarihin farkında olması olacaktır. Bu da yine tarih bilinciyle kazandırılabilecek temel bir husus olur. Tarih bilinci, insanların kendilerinde ve yaşadıklarında dünyada meydana gelen zamana bağlı değişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Yine doğru bir ifade. Tarih bilincine sahip kişiler tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye de tabi tutacak. Bu bakış açısını da aynı zamanda kazanmış olacaktır. Bu da doğru bir ifade. Tarih bilinci kişide deney ve gözlem yapma becerisini artırır diyecek. Şimdi tarihte deney ve gözlem var mı? Şimdi mesela işte 1071 Malazgirt Savaşı işte şu alanda gerçekleşti. Hadi deney yapalım, bunu kanıtlayalım. Böyle bir şey mümkün mü? Değil değil mi? Veya hadi gözlem yöntemi nasıl kullanacaksın? Hadi Fatih'in İstanbul'un fethini hadi gözlemleyelim. Nasıl gözleyebilirsin? Geçmişe mi gideceksin? Doğal olarak deney ve gözlem tarihte olamaz. E seçeneği bu yüzden yanlış bir ifade.
TV'de yayınlanmış olan bir Türk dizisinde Pargalı İbrahim Paşa'nın masa başında çalıştığı gösterilmiştir. Dizi Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatmaktadır. Oysa ki masa çalışmaları Osmanlı saraylarına Abdülmecit zamanında girmiştir. Bakın bizim televizyon dizilerinde veya işte bazı kitaplarda böyle roman tarzı veya filmlerde. Burada anakronizm dediğimiz hata. Şuraya yazalım. Meydana gelmektedir. Peki anakronizm nedir? Bugünün gözüyle geçmişe bakmadır. Mesela sen Fatih Sultan Mehmet'in kola içtiğini veya işte patates kızartması tarzı bir şey yediğini gördüğün zaman bu bugünün gözüyle bakmaktır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde ne Coca-Cola ortaya çıkmıştı ne de patates Avrupa'ya taşınmıştı. Çünkü Amerika'nın keşfiyle beraber domates, patates gibi ürünler Avrupa'ya taşınacaktır. Yani Fatih Sultan Mehmet hayatında domates veya patatesi görmemiş ve yememiştir. Doğal olarak burada da böyle bir hata var. Şimdi sen Pargalı İbrahim Paşa'ya bakıyorsun ki masa başında çalışıyor. Hangi dönemi anlatıyor? Ta 16. yüzyılı gösteriyor. Halbuki masa çalışmaları Abdülmecit zamanında yani 19. yüzyılda Osmanlı'ya girecektir. Arada neredeyse 300 yıllık bir fark var. Doğal olarak yukarıda yer alan metinde bu şekilde bir hatanın ortaya çıkmasının temel sebebi bizim burada tarih olayların bugünkü bakış açısı ve değer yargılarıyla ele almış olmamızdır. Sen bugünün gözüyle geçmişe bakarsan o zaman hata yaparsın ki buna anakronizm diyoruz. Tamam mı? Unutma. Evet, birinci ünitemizi bu şekilde işlemiş olduk. İkinci ünitemize gelelim. Şimdi ikinci ünitemizde mutlaka bilelim kısmında tarih öncesi dönemleri bileceğiz. Paleolitik, mezolitik ve neolitik. Paleolitik dediğimiz eski taş çağı olarak bilinecektir. İnsanlığın en uzun dönemi olarak kabul edilen, insanın ortaya çıktığı, avcılık ve toplayıcılığın yaygın olduğu, aynı zamanda dönemin sonlarına doğru da ateşin keşfedilmesiyle Paleolitik dönemde insanın ateşle tanıştığı bir çağ olacaktı. Paleolitik dönemin Türkiye'de aydınlatan en eski mağara yerleşkesi de İstanbul'daki Yarımburgaz mağaraları olacaktı. Mezolitik döneme gelecek olursak, Mezolitik dönemde yine Paleolitik dönemin bir devamı olarak sayılan avcılık ve toplayıcılığın baskın olduğu bir dönem olarak görülecektir. Dönemin sonlarına doğru da iklimin ılımanlaşmasıyla insanlar nehir kenarlarına, ovalara yerleşmeye başlayacaktır. Ve Neolitik dönemde işte o nehir kenarlarına, ovalara yerleşen insanlar tarım devrimini gerçekleştirdi. Artık Paleolitik ve Mezolitik dönemde tüketici olan insan Neolitik dönemle beraber üretici olmaya başladı. Çünkü artık ürün yetiştirmeye başlıyor insanlık. İlk köylerin, ilk kentlerin kurulduğu bir dönem olarak da kabul edilir Neolitik dönem. Yazının gelişine bakalım. Şimdi yazı ilk olarak Sümerler'de ortaya çıkacak ve çivi formunda olacaktır. Bakın, çiviyle yazıldığı için adı çivi yazısı değildir. Sadece harfler burada çiviye benzediği için biz buna çivi yazısı deriz. Sümerler'de çivi formunda, Mısırlar'da ise hieroglif formunda, yani resim yazısı formunda. Hani bugün kullandığınız işte yani WhatsApp'ta, Insta'da kullandığınız böyle emojiler falan var ya, işte bunların hepsi ne olacaktır? Hieroglif olarak görülecektir. Başlıca medeniyet havzalarına gelelim. Anadolu uygarlıkları, ki Anadolu uygarlıkları arasında burada Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve İyon medeniyetini bilmeniz gerekiyor. Hititler siyasi birliği Anadolu'da ilk kuran medeniyet olarak bilinir. Merkezi bir yapı olarak da görülecektir. Onlarda tavanan adı verilen kraliçeler var. Aynı zamanda anal adını verdiğimiz yıllıklarla objektif tarihçiliği de göstereceklerdir. Frigler daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşacak. Hatta bereket tanrıçasının adı da Kibele olacaktır. Aynı zamanda Frigler için şunu söylemekte de fayda var. Fable adını verdiğimiz hayvan hikayeleriyle, Tapates adını verdiğimiz halı kilimleriyle de oldukça ünlü olacaklar. Lidyalıların tarihteki en büyük önemi ise parayı icat etmiş olmalarıdır. Urartular doğuda daha çok savaşçı bir toplum olacak. Hatta kendi kral tanrılarına, daha doğrusu bir savaş tanrısı olarak da kabul edilen Haldi adını vereceklerdir. İyonlar ise bulundukları bölgelerde daha çok deniz ticaretiyle uğraşacaklar ve toplumsal refah düzeyini artırmış olduklarından dolayı felsefe İyon coğrafyasında ortaya çıkacaktır. Anadolu medeniyetlerini bu şekilde ifade etmiş olalım. Mezopotamya uygarlıklarına gelelim. Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller ve Elamlar. Sahabe olarak bunları kodlayabilirsiniz. Sümerlerin tarihteki en büyük öneminin yazıyı icat etmiş olduklarını zaten ifade etmiştik. Aynı zamanda Sümerler ilk yazılı hukuk kurallarında oluşturarak bölgede oldukça etkin olacaklar. Şehir devletleri şeklinde organize olan bir topluluk.
Akatlara gelecek olursak, Akatlar tarihte bilinen ilk imparatorluğu kuracaklar. Asurlara gelecek olursak, Asurlar ise hem Anadolu'ya yazıyı taşımalarından dolayı oldukça önemli sayılacaklar. Aynı zamanda Asurlar kara kolonicileriyle uğraşacaklar ve başkentleri Ninova'da da bir kütüphane kurarak burada dünya kültür medeniyetine önemli katkılarda bulunacaklar. Babillere gelecek olursak, Babiller, Babil'in asma bahçesi de oldukça önemli. Kral Nabukadnezar döneminde yapılan, aynı zamanda Babil anayasası, Babil kanunları da 282 maddeden oluşan, Hammurabi tarafından oluşan bu Hammurabi kanunları da oldukça önemli olacak. Bu dönemde kısasa kısas esasına dayalı bir kanun metni olduğunu ifade edelim. Bir de Elamlar var. İran coğrafyasıyla Mezopotamya arasındaki bölgelerde hakim olan, daha çok o bölgede ticaretle, hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet olacaktır. Bunun yanında piramitleriyle ünlü, firavunlarıyla ünlü Mısır medeniyeti oldukça önemli. Yine Mısır medeniyetinin şunu söylemekte fayda var. Şimdi Sümerler tarihte ay yılı esaslı takvimi oluşturan ilk medeniyet olarak bilinirken, Mısırlılar ise güneş yılı esaslı takvimi ortaya çıkaracaklar. Aynı zamanda hieroglif yazıyı da kullanacaklar. Çin medeniyetine geldiğimiz zaman onlar barut, pusula, matbaa, kağıt gibi önemli icatların hepsini ortaya çıkaran ve dünyaya yayan önemli bir medeniyet olacaktır. Hindistan'da ise kas sistemi oldukça bilinen en önemli sistem burada. Toplumsal tabaka arasında bir sistem olacak ve kaslar arasında geçişlerin yasak olduğu, tamamen toplumun bu şekilde böyle modernize edilmeye çalışıldığı bir medeniyet olacaktır. Yine Hindistan'da matematikçiler ilk kez sıfırı icat edecek, ancak buna bir sayı değeri vermeyeceklerdir. Evet, bu şekilde de bilmemiz gereken önemli kısımları kısaca ifade ettik. Zaten size yayınlamış olduğumuz ders videolarında bunları ayrıntılı olarak kanalımızda bulabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Soruları ifade edelim. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz. Diyor ki, Yeni Taş Neolitik çağına ait dünya tarihindeki en önemli yerleşim yeri Konya ilinin Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük Ören yeridir. Burada ana tanrıça heykelleri, penceresiz ve girişleri çatıdan kerpiç evler, dünyanın en eski duvar resimleri ve Anadolu'nun en eski çanak çömlekleri bulunmuştur. Çatalhöyük bugüne kadar elde edilen bulgulara dayanılarak dünyanın ilk kent yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Şimdi yukarıda verilenlere göre Çatalhöyük ile ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz diyecek. Bakalım. Şimdi Konya insanlık tarihinde şehirleşmenin incelemesi açısından önem arz eder. Çünkü bu Konya'da, Çatalhöyük'te tarihin bilinen ilk şehir yerleşmesi var mı? Var. O zaman biz buna ulaşırız. İlk tek tanrılı inanışlar Çatalhöyük'te görülmüştür diyecek. Burada ilk tek tanrının burada görüldüğüyle alakalı bir ifade var mı? Yok. Bu yüzden yanlış bir ifade. Yeni taş çağında ateş bulunmuştur. Burada yeni taş çağında ateşin bulunduğuyla alakalı bir bilgi var mı? Yok. Yanlış ifade. Çatalhöyük'te kerpiç evlerin yapılması coğrafi imkanların bir sonucu olacak. Evet, iklim burada kurak olduğundan dolayı kerpiç evler yapılıyor. Halbuki ılıman iklim olsaydı ahşap ev yapılacaktı. Bu da doğru bir ifade. İlkel düzeyde görsel sanatlar Çatalhöyük'te görülmektedir. Evet, bakın orada en eski duvar resimlerini görebiliyoruz. İlkel düzeyde. Şimdi ulaşılamaz demiş, eksi soru köklü. Biz hangilerine çarpattık? 2 ve 3'ü. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacak. Diğer sorumuza geçelim. Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örneklerini Uruk kentidir rastlanılmıştır. Bu tabletler tahıl çuvalları ve büyükbaş hayvan listelerinden oluşan muhasebe kayıtları şeklindedir. Bu yüzden ilk yazılı örnekler hesaplar, tarihler, malın cinsi gibi bilgileri içeren ziraat ve ticaret kayıtlarından oluşmaktadır diyecek. Şimdi buna göre Sümerlerin yazıyı kullanmaya başlamalarının gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı söylenebilir. Şimdi bir defa bilgi birikiminin muhafazasını kolaylaştırmak. Eğer sen yazıyı kullanıyorsan, doğal olarak senin bilgi birikimine oluşturan temel metinlerin hepsi gelecek kuşaklara aktarılacak ve bilgi birikimi burada muhafaza edilecektir. Yapılan ekonomik faaliyetleri yine kayıt altında tutacak bunlar. Ve burada bir karışıklığı önleyecektir. İnsanın gelir düzeyini arttırma, burada temel bir amaç değil. Gelir düzeyini arttırma, yükseltme söylenemez. Bir ve iki sorunun doğru cevabı. Babil Kralı Hammurabi toplumsal yaşayışı düzenleyen reformlar yaparak teokratik devlet yapısını değiştirmiştir. Hammurabi kanunlarına bakıldığında şunlara rastlanır diyecek. Bakalım, eğer bir oğul babasına vurursa onun elleri balta ile kesilir. Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır. Dikkat ederseniz buralarda kısas var değil mi? Sen yaparsan bu şekilde sana da aynısı olur. Bahçe sahibinin izni olmaksızın herhangi bir adam bir ağacı kesip bahçeye devirirse yarım mina para verir. Eğer bir kadın kocasının evinde kalmak istemezse babasının evinden getirdiği çeyizi tazmin edilir ve kadın gidebilir. Şimdi Hammurabi kanunlarına baktığımız zaman hangisi bunun bir özelliği değil? Bakalım. Şimdi bir defa katı ve sert nitelikli.
Evet, dikkat ederseniz işte ellerinin kesilmesi, gözlerinin çıkarılması, şöyle yapılması, böyle yapılması, bunların hepsi katı nitelikte olduğu ve kısasa dayalı olduğu da söylenecektir. Demokratik özelliktedir diyecek. Halbuki burada herhangi bir demokratik nitelik var mı? O anayasa, kanun, kanunlara dayalı insan haklarını ön planda tutan herhangi bir unsur var mı? Yok. Bu yüzden yanlış bir ifade. Kişi zararını karşılayıcı nitelikte. Evet. Eğer bir kişi zarara uğramışsa onun zararını tazmine dayalı olacaktır. Cinsiyet ayrımı gözetmemekte. Evet. Kadın ve erkek burada herhangi bir ayrım söz konusu değil. Bunları da ifade etmek mümkün. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Yukarıda özellikleri yani ilk çağ medeniyeti sorulmuş. Bakalım. Şimdi astronomi, matematik ve tıp alanında ilerlemişler. Güneş takvimini kullanmışlar. Bir günü 24 saate bölmüşler. Firavunlar dönemi ve piramitleriyle ön plana çıkmışlar. Az önce bilim kısmında da ifade ettiğim hangi medeniyetti bu? Mısırlılardı değil mi? Bu bilgilerden hareketle ilk çağda Anadolu'da kurulan medeniyetlerin ekonomik faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyecek. Bakalım. Şimdi Lidyalılar zengin tarım alanlarına sahip oldukları için kral yolunu kullanarak ticarette gelişmişlerdir diyecek. Hitit ekonomisinin temeline tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Urartular ise tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlar. Şimdi söylenemez diyecek. O şekilde bakalım. Farklı ekonomik etkinlikler. Evet bakın tarım, hayvancılık farklı farklı bunlar söylemek mümkün. Kurdukları yerler ekonomik faaliyetleri etkileyecek. Evet kurdukları yerleri özellikle ona göre kullanacaklar ve ona göre ekonomik faaliyetler düzenleyecekler. Tarımsal faaliyetler hepsinin temel geçim kaynağıdır. Aha ne dur. Diyor ki Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlar. Demek ki hepsinin temel geçim kaynağı tarım değil. Bu yüzden yanlış ifade. Ekonomik faaliyetler sayesinde diğer medeniyetlerle kültürel etkileşime girmişler. Evet ticaret yapıyorsanız, kral yolunu kullanıyorsanız aynı zamanda diğer medeniyetlerle burada iletişim halinde de olacaksınız. Ekonomik etkinlikler devletlerin gelişimine katkı sağlayacak. Devletlerin temel geçim kaynağı da zaten ekonomileri olacaktır. Evet bu şekilde ikinci üniteye de bakmış olduk. Üçüncü ünitemize gelelim. Üçüncü ünitede Orta Çağ'da dünya kısmına geleceğiz. Burada bilmemiz gereken temel hususlar Orta Çağ'daki siyasi yapılanma. Şimdi Orta Çağ Avrupa dünyası için karanlık çağ olarak bilinecektir. Çünkü bu dönemde skolastik düşünce yani dine dayalı eleştirilemeyen düşünce aynı zamanda feodalizm kendini baskın gösterecek ve dogmatik düşünce de bu toplumun temel yapısını alacaktır. Skolastik burada dine dayalı da demiştik. Feodalizme gelecek olursak da feodalizm daha çok böyle kontların, dükelerin, senyörlerin oluşturmuş oldukları kendi kale yapılarının olduğu ve kendi işte bu kalelerin içinde ufak bir işte kent olacak. Yani burada işte evler falan olacak, çarşılar olacak. Askeri gazinozlar olacak burada. İşte kuleler falan olacak. Böyle geniş surlarla çevrili yerler olacaktır. Orta Çağ Avrupa'sında güçlü krallıklar yerine böyle feodal dediğimiz derebeylik sistemi hakim. Monarşi ise işte Avrupa'da bulunan mutlak krallıkların yönetim şeklidir. Yani tek elden yönetimi ifade eden bir siyasi yapılanma ifadesi olacak. İlk ve Orta Çağ'daki ticaret yoluna gelecek olsak İpek yolu Çin'den başlayarak bir kolu Anadolu üzerinden, bir kolu da Kafkasya üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yolu olacaktır. Baharat yoluna gelecek olursak bu da Hindistan'dan başlayarak hem Mısır üzerinden hem de Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yolu olacaktır. Kral yolu Pers hükümdarı 2. Darius tarafından yapılan Pers ülkesinden Lidya ülkesine kadar uzanan bir ticaret yolu olacaktır. Kürk yolu ise Rus toprakları ve soğuk iklimden geçen daha çok insanların böyle kalın işte hayvan kürklerinden yapılan elbiseleri giyebilmesi açısından kullanılan bir ticaret yolu olacaktır. Aynı zamanda yerleşik ve konar göçerler arasındaki savaşlara da değinelim ki yerleşik ve konar göçerler arasında uzun yıllar boyunca hep çatışmalar meydana gelecek. Çünkü yerleşik topluluklar zaten savaşçı topluluklar olacaktır. Konar göçerler ise daha çok ticaretle, zanaatla uğraşan kesimler olacaktır. Yerleşik topluluklar dağınık ve burada tamamen sistem bozucu olarak olduğundan dolayı genelde ve savaşçı topluluklar olduğundan dolayı genelde konar göçerlerle yapmış oldukları mücadelelerde ve savaşlarda her zaman baskın gelmeye çalışacaklardır diye. Bilmemiz gereken önemli kısımları ifade ettik. Sorularımıza geçelim. İlk soruyla başlıyoruz. Şimdi diyor ki, Orta Çağ'ın en önemli gelişmelerinden biri Haçlı Seferleri'dir. Haçlı Seferleri Hristiyanların Kudüs'ü almak, Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek ve Bizans'ın çağrısına uyarak Türkleri Anadolu'dan atmak amaçlarını güdüp Müslümanların çağrısını burada Müslümanların üzerine 1096-1270 yılları arasında düzenledikleri seferlerdir.
Papalığın önderlik ve umutlandırması ışığında çıkarılan bu seferlerde Haçlar genelde umduklarını bulamamışlar. Fakat Avrupalılar barut, matbaa, kağıt pusula gibi çeşitli buluşları Müslümanlardan öğrenmiş, İslam medeniyetini ve Müslümanları daha yakından tanımış ve öylece kendi ülkelerine dönmüşlerdir. Hangisine ulaşılamaz diyor? Bakalım. Hangisi söylenebilir diyor. Artı koyalım burada. Şimdi Hristiyanlar kilise ve papalığa olan güveni artmıştır diyecek. Halbuki bu seferlerin başarısızlıkla sonuçlanması. 8 tane Haçlı seferi var. Sadece bir tanesi başarılı olacak. O da ilki. Onun dışında hepsi başarısız olduğu için papaya ve kiliseye olan güven azalacaktır. Bu yüzden A ifadesi yanlış. Orta çağın kapanıp yeni çağın açılmasını sağlamışlar diyecek. Halbuki orta çağın kapanıp yeni çağın açılması da İstanbul'un fethi etkilidir. Haçlı seferleri değil. Avrupalı'nın kiliseye güvensizlik duyarak Hristiyanlıktan vazgeçmene yol açmıştır. Tamam. Buradaki kiliseye güvensiz oluyorlar da hani bu dinden vazgeçmeleri anlamına gelmiyor. Dinde daha çok reform isteyecekler ve bir düzenleme yoluna gideceklerdir. Müslüman icraatları olan Müslüman icatları olan barut, matbaa, kağıt, pusula gibi buluşların farklı bir kıtaya taşınmasına vesile olmuştur. Şimdi barut, matbaa, kağıt, pusula bunlar az önce dersimizin baş kısmında da ifade etmiştik. Bunlar Müslüman icadı mı? Hayır. Hangi medeniyette ortaya çıkacaktı? Çin medeniyetinde değil mi? Bu yüzden bu ifade de yanlış olacak. Avrupalı'nın dini, siyasi, ekonomik amaçlarla düzenlediği seferler olup kendileri için olumlu ve olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Evet. Yani bu icatları mesela bulmaları olumlu sonuçken ekonomik yönden çökecekler ve birçok insanı da kaybedecekler. Bunlar da olumsuz sonuç olarak gösterilebilir. Sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Orta çağda Avrupa'da derebeyleri kendi bölgelerini yönetir ve ekonomide tarımsal üretime ağırlık verirlerdi. Bir derebeylikte fazla üretilmiş olan mahsuller buna ihtiyacı olan diğer beyliklere verilir. Verilen bu mahsullerin yerine ise diğer beyliklerden ihtiyaç duyulan mahsuller alınırdı. Ticaret genelde bunun üzerine dönerdi diyecek. Şimdi bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı ya da yaradığı söylenemez diyecek. Hemen eksimizi koyalım. Olumsuz bir soru çocuğu. Şimdi bir defa Avrupa'da böyle bir sistemin ve ticarete dayalı bir sistemin doğması. Ticaret sınıfının, burjuva sınıfının, yani ticaret oluşan burjuva sınıfının önemli olmasına nedeni sebep olacak. Geçim ekonomisinin sağlanmasına, yine derebeylikler arasında işler kurulmasına diyecek. Doğru. Feodal beylerin ekonomilerin rahatlanmasına da yarayacak. Dışa dönük büyük ticaret ekonomilerine egemen olması diyecek. Halbuki daha küçük çaptaki ekonominin burada hakim olması söz konusu. Büyük çaptaki bir ekonomi söz konusu değil. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı. İlk çağda kral yolu aracıyla Salihli'den Sus'a, ilk ve orta çağda İpek yolu aracıyla Çin'den Roma'ya ve baharat yolu aracıyla da Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan güzergahlar yoğun ticaret yapılan yerlerdir. Şimdi verilen bilgilerden hareketle aşağı yargıdan hangisi söylenebilir diyecek. Bakalım. Şimdi tarih öncesi çağda bile uluslararası ticaret yolları bulunmaktadır diyecek. Burada tarih öncesi mi tarih sonrası mı bunu ifade eden bir kavram yok. Yolların hepsi bu yollarda taşınan temel ürünlere göre adlandırılmamıştır diyecek. Bakalım. Şimdi kral yolunda kral mı taşınıyor? Değil mi? Yani kral taşınmıyor doğal olarak. Hepsi buradaki ürünlere göre adlandırılmış. Tamam sen baharat yolunda baharat, işte ipek yolunda ipek taşıyabilirsin ama kral yolunda kral taşınmıyor değil mi? Doğal olarak sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuza gelelim. Orta Çağ'da İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları'nda top kullanılmıştır. Fakat Orta Çağ'da Avrupa'sında büyük surları yıkabilecek nitelikte güçlü topların imali ve kullanımı görülmemektedir. Bu eksikliğin Orta Çağ Avrupa'sında aşağıya hangisine rol oynadığı söylenebilir. Hatırlayın bundan birkaç soru önce bir şey ifade etmiştik. Daha doğrusu giriş kısmında bir şey ifade etmiştik. Hemen oraya geleyim. Dedik ki derebeylik sisteminde, feodalizmde şurada güçlü surlarla oluşan böyle bir derebeylik sistemindeki kale yapısı var. Doğal olarak güçlü topların burada olmaması feodal sisteminde Avrupa'da uzun yıllar sürmesine sebebiyet verecek. İstanbul'un fethinde güçlü surların büyük toplarla yıkılacağının anlaşılması Avrupa'daki bu sistemin de çökmesine, kralların bu derebeyliklerin topraklarını ele geçirip o surları yıkmasına da sebebiyet verecektir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Evet, sanırım bu da sizinle son sorumuz olacak. Evet, Orta Çağ'da Asya ve Avrupa arasındaki ticarete konu olan ticaret mekanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyecek. Şimdi gerek Arasta, gerek Bedesten, gerek Kapan, gerekse Kervansaray. Orta Çağ boyunca Asya ve Avrupa'da ticaret mekanları olarak
görülecekte ticaretin yapıldığı, ticaret alışverişlerinin gerçekleştiği farklı farklı yapılar olacaktır. Ancak Maristan burada sosyal devlet anlayışıyla böyle yoksullara yardım, yine hastalık işlerinin burada görülmesi adına kurulmuş olan yapılardır. Bu yüzden Maristan bir ticaret merkezi değildir. Sorumuzun doğru cevabını da E seçeneği oluşturacak. Şimdi ödüllü sorumuza geçmeden evvel biz nerelere baktık ve nerelere dikkat edeceksiniz? Hemen oraya değinelim. Şimdi biz birinci üniteye, sıfırdan dokuza geldiğimiz zaman şöyle kitabımıza, burada nelere baktık? Tarih ve zamanı inceledik. Aynı zamanda insanların ilk dönemlerine ve orta çağda dünyaya baktık. Sizler sıfırdan dokuz kitaplarınızda burada konuların kısa tekrarları ve o konularla alakalı soruları hızlı bir şekilde çözerek yazılarınızda çok çok yüksek puan alabilir. Aynı zamanda buradaki mantıkları iyi bir şekilde gülerek de 3 yıl sonra geleceğiniz üniversite sınavlarında çok güzel bir şekilde tarih bilginizi arttırmış olursunuz. Aynı zamanda tak tarih soru bankasında da dikkat etmeniz gereken husus ise buradaki soruları çözmenin yanı sıra birinci, ikinci, üçüncü ünitede aynı zamanda ünite sonlarında çözeceğiniz yazılı provalarıyla beraber de yazılarınıza iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım. Ödüllü sorumuza gelelim. Ödüllü sorum sizler için bu. Sorularla tekrar ile tarihten beklentilerini yoruma yaz. Yani sen bu videolardan ne bekliyorsun? Gelecek videolar sana ne kazandırsın? Bunları mutlaka yorum kısmına yaz. Hadi bakalım, gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.